Türkiye, Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen insanların ve hayvanların kıtalar arası göç dalgasının tam üzerinde olmasından dolayı Manisi'den çok daha öncesinde de erken insan kalıntılarının olması bekleniyor. Fakat ülkemizde tarih öncesi dönemlere dair araştırmaların az olmasından kaynak. Fosil buluntusu neredeyse yok diyeceğimiz kadar az. Bu yüzden Türkiye'de bulunan her fosil ve taş alet çok ama çok kıymetli. 2002 yılında Denizli travertenlerinde ticari doğal taş madenciliğinin yapıldığı esnada bir işçi tesadüfen taşa benzemediğini düşündüğü bir cismi fark ederek işletme yönetimine teslim ediyor. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde görevli jeolog profesör doktor Cihat Alçiçek bu şirketi ziyaret ettiği sırada bu fosilin ofisteki raflardan birinden kendisine baktığını fark ediyor ve araştırılması için fosilin işletmeden teslim alınmasını sağlıyor. Çok geçmeden işletmenin de desteği ve yardımlarıyla bölgede çeşitli araştırmalar da başlamış oluyor. Daha sonra fosil üzerinde yapılan araştırmalar bunun 20 ila 40 yaşlarında en az 1.2 milyon yıl öncesinde Denizli'de yaşayan erkek bir Homo erectus'a ait olduğu anlaşılıyor. Kocabaş insanı ismini alan bu Homo erectus kafatasının özellikle kubbe kısmının güzel korunmuş olması bizde pek bilinmese de bilim dünyasına büyük ses getiriyor. 1.2 milyon yıl önce yaşayıp ölen bir Homo erectus bir işçinin son anda fark etmesiyle çöpe atılmaktan kurtuluyor ve insanın evrim yolculuğundaki bazı karanlık bölgeleri aydınlatmayı başarıyor. Cihat Alçiçek'in yaptığı bu keşif öyle kıymetli ki 2012 yılında Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsanlık Paleontolojisi Enstitüsü tarafından ödüle layık görülüyor. Alçiçek ödülünü Paris'te düzenlenen törende Monaco Prensi 2. Albert'in elinden alarak hepimizi onurlandırdı. Benim de kaynak olarak kullandığım antropolog Ahmet İhsan Aytekin makalesine göre Anadolu'nun en eski insanı olma özelliğine sahip olan bu fosil anatomik olarak incelendiğinde kendisinde hem Afrika hem de Asya'da bilinen Homo erectuslar ile çeşitli ortak özellikleri barındırıyor. Aytek 1.2 milyon yıl öncesine gittiğimizde günümüzdeki gibi çok insan göremeyeceğimizden hatta oldukça az bir insan nüfusu olduğu için çok azın öldükten sonra fosilleşerek korunabileceğinden de bahsediyor. Sonuçta bir hayvan ortalama 5 ila 10 tane yavru doğurabilirken insanın o dönemlerde maksimum 1 veya 2 tane yavrusu oluyordu. Ve bu yavru yeterince şanslıysa hayatta kalıp maksimum 30'lu yaşları görebiliyordu. Aytek ayrıca büyük bir hayvan kemiğinin kırılgan insan kemiklerine oranla çok daha kolay korunarak fosil olmasından dolayı insan fosillerini daha az bulmamızın da normal olduğundan bahsediyor. Ahmet İhsan Aytekin 2017 yılında yayınladığı Paleolitik Dönem Anadolu Fosil İnsan Buluntuları makalesine göre Anadolu, Afrika ve Orta Doğu'dan Avrupa ve Asya'ya açılan kıtalar arası göç yollarından birisiydi. Bu yüzden Anadolu homo türlerinin evrimi ve tarihi açısından köprü bölgelerden birisini oluşturuyor. Arkeolojik yerleşimler projesinin verilerine göre Türkiye'de 562 paleolitik alan var. Fakat maalesef ki bunların çoğu henüz araştırılmamış durumda. Anadolu'da paleolitik döneme ait fosil kalıntısı bulunan mağaralar Antalya Karain Mağarası ve bel dibindeki kaya altı sığınağı, Hatay'da Merdivenli Mağara, Kanal Mağarası, İncili Büyük Mağara ve Üç Ağız Mağarasıdır. Bu mağaraların haricinde paleolitik döneme ait en eski insan fosilinin bulunduğu alan da Denizli'nin Kocabaş Köyü'dür.